Burası Doğu ve Batı Almanya arasındaki ölüm sınırıydı. Bugünse ülkenin koruma altına alınmış en büyük doğal koruma alanlarından biri. 30 yıl önce oluşturulan Harz Milli Parkı. Biyolog Günter Karste de 30 yıldır bir arada olması gerekenlerin yeniden bütünleşmesi için çalışıyor. Das Besondere am Nationalpark ist tatsächlich die Tatsache, dass man auf 24.730 Hektar bereit ist, der Natur ihren eigenen Spielraum zu lassen. Dass man also darauf verzichtet, im Prinzip die Fläche zu nutzen, also in Richtung klassischer Holzwirtschaft. Und dass man also tatsächlich der Natur die Chance gibt, zu zeigen, wozu sie in der Lage ist. O zamanlar Milli Park'ın oluşturulmasına katkıda bulunanlar sıfırdan başlamak zorundaydı. 1989'da Doğu Almanya askerleri burada devriye geziyordu. Yüzlerce metre genişliğindeki bir orman yolla Doğu Almanya'dan kaçılması engellenmeye çalışılıyordu. Sınır noktaları, dikenli teller ve betondan oluşan, neredeyse aşılması mümkün olmayan bir bariyer. Bundan 30 yıl sonra burada önemli bir işi başardı. Die Bürger hat hier also tatsächlich das Rennen gemacht. Dieser Streifen wurde mit Herbiziden, Pestiziden behandelt und hier war eigentlich kein Leben möglich. Und man sieht jetzt hier ist in den letzten 30 Jahren tatsächlich also viel passiert. Ve sadece bitkiler değil, hayvanlar da Harz bölgesinde soylarının geldiği yaşam alanlarına dönüyor. Gizli kameralarla da Milli Park'ın yeni vahşi sakinleri de belgelenmiş oluyor. Vaşak. Yaklaşık 200 yıl önce bu hayvanın nesli tükenmişti. Şimdilerde burada yeniden 100'ün üzerinde vaşak yaşıyor. Der Luchs ist ein alter Harzer, der von Menschen ausgerottet wurde und der sich verdient hat, also hier auch wieder im Harz unterwegs zu sein. Und vor dem Hintergrund war das also das große Experiment, was der Nationalpark 1994-95 gestartet hat, diesen Luchs wieder einzubürgern. Ardında yoğun uğraşlar gizli olan başarı öyküleri. Biyolog Karste, doğanın bu eski sınır bölgesini nasıl yeniden fethettiğini saptamak üzere binlerce saatini ormanda geçirmiş, on binlerce not tutmuş. Ancak Milli Park'ın kadın ve erkek çalışanları için asıl sorun yeni yeni ortaya çıkıyor. Göz alabildiğine ölü ağaçlar. Eskiden büyük çam ağacı türleri vardı. Kuraklık ve ısının gittikçe artması ağaçları zayıflattı, gerisini ise kabuk böcekleri halletti. Biyolog Karste orman turlarında bunu izah etmeye çalışıyor. Das ist richtig traurig, wenn man hier hochgeht. Aber man muss eben auch wissen, gucken Sie, wenn Sie hier in diese Fläche schauen, da wo die Fichten also beispielsweise sich schon vor längerer Zeit verabschiedet haben, da entsteht neues Leben. Doğulu ve batılı makamların çok daha sıkı bir işbirliği içinde başarması gereken bir işti. İki Almanya'nın birleşmesi olmaksızın bu mümkün değildi. Streiten wollen wir uns trotzdem mal, weil sonst fehlt uns ja die Grundlage auch für Neues, ne? Also die Diskussion brauchen wir trotzdem. Also dann hat man keinen Fortschritt, wenn es alles nur Einheitsbrei ist. Yolculuk Milli Park'ın en yüksek noktasına Brokna doğru devam ediyor. Yol üstünde bu eski oteli görüyoruz. Günter Karste de bizimle otele geliyor. Bundan 30 yıl önce burada Doğu Almanya Devlet Güvenlik Servisine bağlı önemli personelin konakladığını ve kendi halkını muhbirlemek olan görevlerini yerine getirmeden önce burada tatil yaptıklarını anlatıyor. Das war schon in gewisser Weise Bonzentum. Und genau die waren hier drin. Burada zaman adeta durmuş gibi. Bugün bile bu atmosfer eski Doğu Almanya vatandaşı Karste'de acı hatıralar canlandırıyor. Als Student im sechsten Semester hatte ich also auch ein Zusammentreffen mit der Staatssicherheit. Die wollte, dass ich meinen Studienfreund bespitzle und habe das abgelehnt, wohl wissend, dass das für mich hätte Konsequenzen haben können. Aber damit hat man gelebt. Das war unser Zuhause hier. Der Harz ist unser Zuhause. Nee, das geht jetzt nicht. Nihayet hedefe ulaştık. 1100 metrelik yükseklikteki Brocken. Bir zamanlar sıkı bir kordon altında tutulan bu yerdeki tesislerde Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya Batı'yı dinliyordu.
Şimdilerde ise hemen yan tarafta botanikçi Karsten'in başlıca gurur kaynağı olan şey büyüyor, serpiliyor. Yüzlerce bitkinin yer aldığı bir bahçe burası. Das heißt, der Brocken hat also ein Stückchen seiner Ursprünglichkeit, seiner Naturnähe im Zuge der Zeit in den letzten 30 Jahren zurückerhalten und vor dem Hintergrund sind wir wirklich glücklich. Ve göreve devam diyor Gunther Karste. Bir gün bütünün parçalarının yeniden nihai bir biçimde bütünleştiği zamana kadar.